küçük beyler ve sevgili büyükler. Ekranların en renkli, en eğlenceli ve en tatlı yarışması Çocuktan Alaberi başlıyor. İşte karşımızda bizlerin ablası, ikizlerin annesi, sizlerin çok sevdiği Dorutkay Kama. Ekranların en renkli, en eğlenceli, en tatlı yarışması Çocuktan Al Haberi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir bölümle ve yarışmacılarımla sizlerin huzurundayız. Çocuklarım da yerlerinde tabii ki beni bekliyorlar. Merhaba çocuklar. Merhaba. Ben hazırım, çocuklarım hazır, yarışmacılarım hazır. Siz de hazırsanız buyurun Çocuktan Al Haberi başlıyor. Yok canım, şimdi nasıl atayım? Yanımda değil ki Aras'cığım kurbağa. Kırmızı olmak istiyorum. İleride albay olmak istiyorum. Korsan olacağım ve rüyaları kapatacağım. O son sözü söylemeden hiçbir şey belli olmaz. Bozkır mesela bulutu kırıyorsun, bozuyorsun. Bir tane ekmek hamuru alıyorsun. Günde kaç kere yemek yersin? 5 yıldır her zaman. Sizin evde en çok kim yemek yiyor? Ben yemek yiyeyim. Market bile bilmiyor yani babam. Hatta bu eti çok seviyor ve salatayı da elle yiyor. Vallahi ispiyonculuk resmen. Efendim yine şahane 3 tane yarışmacım var. Hoş geldiniz. Seyircilerim merak eder. Acaba kimler bugün bizimle beraber yarışacak? Mihrican Hanım, ne güzel bir isim. Efendim çocuk ve ergen psikoloğusunuz. Aynı zamanda pilates eğitmenisiniz. Ve 17 yaşında bir erkek çocuğunuz var. Evet. Çok erken anne olmuşsunuz sanki, değil mi? 17 yaş. Aslında 26 yaşındayken hamileliğim oldu. 27 yaşında tam olarak anne oldum. Bir arkadaş gibi aslında ilerliyor ilişkimiz. Çok da iyi anlaşıyoruz. Seviyorum oğlumu. Ne güzel. Peki hem çocuk hem ergen psikoloğu olmak çocuğunuzla olan ilişkinizde bir mesleki deformasyon yaratıyor mu? Aslında hiç yaratmadı. Aksine bana çok destek oldu bu konu. Çünkü onunla o iletişimi kurmak, sağlamak, o frekansa inmek biraz mesleğimi de desteklediği bir şeydi aslında. Çok da severek yapıyorum zaten işimi. Şimdi ben çocuklarım daha bebeliklerinden itibaren hep pedagoğa götürmeye başladım. Çünkü bilmenin gücüne çok inanan bir anneyim ben. İçgüdülerime çok inanıyorum. Bence bir numara içgüdülerimiz, değil mi? Hemen kulağımıza fısıldayan o duygularımız, ama pedagoglar da bu işin uzman hekimleri de çok kıymetli. O yüzden nasıl bakıyorsunuz bu çocuklarımızı çocuk yaşına itibaren pedagoğa, psikoloğa götürmenin gücüne inanıyor musunuz? Çocuk gelişimi uzmanlarıyla görüşmenin gücüne. Kesinlikle inanıyorum. Çocuğun frekansında hareket etmek, ona hitaben. Yani çünkü o duygu durumunu onunla aynı frekansa götürmek çok zor aslında. Çünkü bir hayat ailesi var. İnsanlar hani işe gidiyorlar, geliyorlar. Çocukla birlikte o hani durumu çok idare edemiyorlar aslında. Evet. Bu desteklemek açısından çok faydalı yani bence. Yani şöyle düşünmeyelim. Yani ben çocuğumu niye götürüm, benim çocuğum bir şey yok diye düşünmeyelim. Değil, aslında kesinlikle. Bu bizi de geliştiren bir şey. Kesinlikle. Bakalım bu bakış açınız benim 9 çocuğumla olan bakış açınıza ne kadar yardımcı olacak? Orayı bilemiyorum şu an. Çünkü onlar sınır tanımayan tipler kesinlikle. Yani. Kesinlikle indigo dışı. Efendim Uğur Paltun beyefendimiz bizimle iki kadının arasında bir çiçek olarak ya da bir böcek olarak ya da bir ne olarak? Böcek iyiydi. Böcek iyiydi. Uğur böceği. Elektrik mühendisiymişsiniz. 3 yaşında da bir kızınız var. Evet. İpek. Ne güzel. İpek'le ilişkiniz nasıl? Çok iyi bir ilişkimiz var. Sürekli kendisiyle oynuyoruz. Ayrılamıyoruz hiçbir şekilde. Bakalım yani daha ileride nasıl olacak, ama ergenlikte değişmeyeceğini ümit ediyorum. Ya şimdi siz tabii kız çocuk babası olduğunuz için kız çocuklarını sanki biraz daha doğru gözlemlemişsinizdir. O yüzden bizim çocukları da seçerken belki onun faydalarından. Evet, ben zaten kestim hangileri var şu anda diye. O yüzden var birkaç tane aklımda birisi. Var değil mi? Bol şans diliyorum şimdiden size. Ve Bahar Hanım da sıra. Bahar Hanım da çocuk ve genç eğitim koçu. Koç derken ne, nasıl açar mısınız onu? Yani her an telefondasınız. İşte şunu yaptır, bu aktivite doğru, bu yan, böyle mi yönlendiriyorsunuz? Evet, yönlendirmeler de yapıyorum. Ne güzel. Yani psikologluk farklı bir şey, koçluk bambaşka bir şey. Evet. Bu genelde biraz karıştırılabiliyor. Alanlarımız çok farklı. Yani ben hem gençler hem de çocuklarla hem eğitimleri hem de gelişimleriyle ilgileniyorum.
Pandemi öncesinde bir yerde çalışıyorduk çocuklarla beraber ama şu an kapalı olduğu için maalesef. Kapalı olduğu için belki telefondan hizmet. Evet. Aynen. İhtiyaç evet. Olundu. Artık online'a döndü. Online'a döndünüz. Sizin de çok enteresan bir hikayeniz varmış. Maalesef. O, yani söyleyeyim mi? Koçun sırtından atmış sizi galiba. Travmam var. Yani bizim orada... Anlatın, hazır burada psikoloğum var dermişim. Buyurun. Yani 4-5 yaşlarında evin önünde oynarken evet. Koç süstü. Yani süsmek Bulgaristanlıyım. Bizim orada öyle koç söyleniyor. Koç süstü. Evet, koç süstü derler. Aa. Yani arkamdan gelip beni yere yatırıyor. Üstüme çıktı. Ona öyle mi diyorlar mı? Evet, bizim orada koç süsmek deniyor. Çok korktunuz tabii ki. Evet, o zamanlar travmaydı. Ama bu yaşta artık böyle eğlenerek anlatıyorum. Koç görünce falan bir teterek geliyor mu size böyle? Artık değil ama tabii bir de iki defa yaptı. Tam kalktım. Arkama baktım. Baktım tekrar koşa koşa geldi. Tekrar devirdi. Sonra 2014 yılında da koçluk eğitimi aldığımda dedim ki hani hayatım bir mesajı galiba. Kesinlikle koçlardan gidiyorum. Yani. Kesinlikle. Değil mi? Çok faydalı bir şey. Az önce bahsettiğiniz gibi. Çok fazla da bilgi de var. Çok fazla bilmek evet. De bazen iyi olmayabiliyor. Kafalar karışıyor. Kesinlikle. Özellikle internet biliyorsunuzdur. Kesinlikle. Biliyorsunuz. Nereden çıktığınız belli değil. Kafa karman çoğu ama. Kesinlikle. O yüzden biz annelerin de babaların da imkanımız varsa, içimizden geliyorsa böyle bir yol arkadaşına ihtiyaç evet. Var. Üçünüz ve bir de ben birleşiyoruz ve bu programda kesinlikle. Birbirimize şahane yol arkadaşı harika. Olacağız. Ve mücadele etmeye çalışacağız bu bıdıklarla. Bu akıllılarla. Arzu ederseniz çocuklarımızı bir tanıtmak tamam. istiyorum sizlere. Emirciğim. Bize kendini tanıtır mısın lütfen? Benim ismim Emirel Sevfiden. Facebook yaşındayım. Yakında YouTuber'ı olmak istiyorum. Hatta rapçi oldum. Yani senin rapçi olduğunu biliyorum zaten. Herkes söylüyor. Yani rapçi Emir bir numara diyorlar senin için ama bir şeyler duydum. Çok şahane bir kahve tarifin varmış. Merak ediyoruz seni. Yap bakayım şu tarifi bize de. Bir kasık kahve koyduk. Karıştırmadan önce yarım şeker koyuyorsunuz. Sonra karıştırıyorsun. Karıştır. İzi karıştırdıktan sonra sütümüzü döküyorsunuz doğana kadar bardağa. Bir tuzağa koyuyorsun. 1,5 saniye bekliyorsun. Sonra alıyorsun oradan. Döküyorsun. Niye karıştırıyorsun? Karıştırırken su koyuyorsun. Sonra kahve sazı örüyor ve afiyet olsun. Anladınız mı? Hadi şurada yapın demek istiyorum şu an. Burada olmalıydı bu set ve biz bunu kesinlikle yapamamalıydık. Ama sütü koydu, suyu koydu, şekeri koydu. 1,5 saniye bekledi. 1,5 saniye mi beklemişti? Evet, 1,5 saniye. İnanılmaz bir şey. Teşekkür ediyorum Emirciğim. İpek'ime geldim sıra. İpek'cim bize kendini tanıtır mısın lütfen? Adım İpek, 5 yaşındayım. Büyüyünce balerin olacağım. Balerin olacak. Çok istiyor balerin olmak. Kafasında dönecek. Yok, kafasına dönmeyecek tabii çocuk. Bak ben... Rapçi olsa mı? Ben kafamda dönüyorum. Babucunda dönecek. Peki babanla bu ara neler oldu, neler yaptınız anlatsana. Babamla pizza yaptık. Mesela hamuru ekmek makinemiz var, onu da yoğurduk. Peynir koyduk. Domates sosu koyduk. Sonra ekmek makinesi karıştırdım. Sonra fırına verdik, pişirdi. Pizzayı yaptık. Pizzayı yaptınız. Çok güzel yapmışsınız. Afiyet olsun size. Peki hep evde mi yemek yiyorsunuz İpek'ciğim? Bazen dışarıda yiyoruz. Bazen sipariş veriyoruz. Bazen de evde yiyoruz. Çok teşekkür ediyorum bu açıklamaların için. Çocukları tabii dinlerken lütfen o ipuçlarını kafanıza yazın yani nasıl anlatıyorlar, nasıl, çünkü çok büyük çekişmeler bekliyor sonra sizi. Ya öyle hayran hayran seyretmeyin, arayın oralarda bir şeyler arayın, tamam mı? Söz mü? Peki sırada kim var? Ali Demir'ime geldi sıra. Ali Demir'ciğim bize kendini tanıtır mısın lütfen? Adım Ali Demir, soyadım Demirer. 5 yaşındayım, anaokuluna geliyorum. Büyünce ne olacağım bilmiyorum, her şey olabilirim. Henüz karar vermedi. Bilmiyoruz bakalım, ilerleyen bölümlerde belki kendine bir meslek seçecek. Geçen gün annen anlattı, sen evde böyle alçılar yapmışsın ve biz bunu çok merak ettik. Biraz anlatabilir misin şunları bize? Alçı doğada bulunan bir madde. Ekskavatörler gidip dağdan kazıyorlar. Daha sonra kamyonu yolluyorlar. Kamyonu üretim tesis yerine koyuyor. Bunları paketliyorlar.
Peki biz bunu niçin kullanıyoruz? Yani ne işimize yarıyor? Duvarlar yapılabiliyor. Yani daha doğrusu duvar değil de komple ev yapılabiliyor. Okullar yapılabiliyor. Süs eşyası da madenlere yapılabiliyor. Mesela şu anda buranın yapıldığı duvarlar. Biraz garip olduğu için anlatmak istedim işte. Hiç garip falan değil. Yani seni dinlemek her zaman çok büyük mutluluk. Çok teşekkür ediyoruz bize verdiğin bu açıklayıcı bilgiler için. Ali Demir de böyle işte. Her şeyin bir cevabı vardır kendisinde. Durucuğum, sen bize kendini tanıtır mısın lütfen? Merhaba, adım Duru. 4 yaşındayım. İleride aşçı olacağım. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Paylaşmak istediğin. Doğa abla, ben sana bu hafta kardeşimi anlatmak istiyorum. Adı Ela. Hiç yaşı yok. 2 aylık. Bu hiç yaşı olmayan kardeşin Ela ile neler yaptınız bakalım? Oyun oynadım. Onunla konuştum. Gıdıkladım. Sevdim. Sarıldım. Siz galiba taşınmayı düşünüyormuşsunuz, doğru mu? Annem taşınmak istiyor. Başka ev bakıyoruz. Sonra annemin sevmediği evlerden sonra eve gidiyoruz. Annemin sevmediği evlerden sonra eve gidiyoruz. Boşuna dememişler çocuktan al haberi diye. peki canım, annen baktığı hiçbir evi beğenmiyor, onu biz anladık. Nasıl bir ev arıyor annen peki? Onu söyle bize. Böyle bahçeli, çocuğun tek başına çıkabileceği bir yer. Ama bir tane bulduk biz. Çocuk dışarı çıkamıyor, bahçede oynuyorum. Aa, nasıl şey bu? Ama şimdi ev tutulursa sen zaten nasıl yerleşilmesi gerektiğini anlatırsın, fikirlerini söylersin diye düşünüyorum. Hani salon için falan ne düşünüyorsun? Salonda şöyle söyleyeyim. Televizyon tam şurada olsa, koltuklar da burada olsa benim oturduğum yerde. Mutfakta şurada olsa, benim odam da şuradaki arkada olsa. Hiç hareket etmeyeceksin yani, aynı şeyin içinde dönecek herhalde. Niye yol yapayım yani diye düşünüyor. Peki senin odan nasıl olsun? Gardırobu. Ranzanın üstü de harika olur. Ay göremedim. Işık var ya, saçlarımdan dolayı mı göremedim ben? Anladım. Saçların tabii lüle lüle böyle geliyor ya önüne doğru. Ondan dolayı. Ne diyorsunuz Duru ile ilgili? Prenses değil mi? Şimdi anne böyle de niye söylüyorsun? Hayır, annemin sevemediği evlerden sonra çok iyi. Evet. Geldik sırada Uygar Minnoşkam'a. Uygar'cığım kendini bize tanıtır mısın lütfen? Merhaba Doğa abla. Benim adım Uygar. 4 yaşındayım. İleride albay olmak istiyorum. Ay böyle bir tatlı bir şey yok ya. Ay albay deyince de değil mi insan kendine çeki düzen verir falan. Şimdi albay olmak istiyorum. Albay olsa Uygar. Ay bu de diyor albay. O konuşurken albay gibi konuşuyor yani. Şu, o şeyi var. Tok sen daha dur neler olacak. Peki kulise bir şeyler getirmişsin. Nedir onlar? İşte deney yaptım. Onlar deney aletleri. Deneyde su geri dönmedi, renk değiştirdi. Son kırmızı oldu, yeşil oldu. Yeşil toz koydum, kırmızı toz koydum, turuncu toz koydum, turuncu oldu. Ya biz burada koca ekip bak, o kadar televizyoncu, biz anlamadık kulise deney malzemeleri gelmiş ya. Birimiz anlamaz mıyız bunu? Hangi malzemeleri kullanarak elde ettin bunları? Ben gıda boyası değil, böyle tüpler kullandım. Böyle bir kocaman bir set kullandım. Böyle deney tüpleri kullandım. Böyle su damlatma şeyleri kullandım. Teşekkür ediyoruz canım, teşekkür ediyoruz sana. Ve geldik en minnoşumuza. En küçüğümüz Aras. Aras'cığım bize kendini tanıtır mısın lütfen? Merhaba Doğa'ba. Ayas Hoca'dayım. 3 yaşındayım. Gene mama sandalyesinin oturmuş ya. Böyle tatlı bir şey yok ya. Büyüyünce ne olacaksın, karar verdin mi? Bilmiyorum. Daha zamanım var yani. Geçen gün bizim bahçeye bir kurbağa geldi biliyor musun Aras?
Yap 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 yapacak. Evet, yaptı. Bırak 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 yaptı. Çok vırakladı ama, aşırı vırakladı. Kurbağayı bana atar mısın? Yok canım, şimdi nasıl atayım? Yanımda değil ki Aras'cığım kurbağa. İyi ki de değil Dalcığım. Şu an değil mi? Baş edemeyebilirdik kurbağayla. Ama başka bir kurbağa var vıraklayan. Şimdi ben sana onu yollayayım mı? Duyuyor bu. Çünkü kurbağa var. Bana bak, kalp masajı mı yapıyorsun sen kurbağaya? Olmadı. Neyse, bir daha dene sen. Sen onu başarırsın. Sen onu başarırsın, biz buluşacağız seninle sonra. Şahane de bir hayal gücü var. Ama henüz mesleğimiz belli değil. İlerleyen bölümlerde. Normal yani, sonuçta ne yapsın? Çok erken, daha 3 yaşında evet, yani. Ama sizinki de 3 yaşında. Evet, bizimkinde sizinki... daha bir hayali yok. Yani o meslek yok. Balerin olmak istiyor. Tabii. Değişiyor yani, çok değişken. Oh ne güzel. Ne istiyorsa, ne de mutlu olacaksa. Kesinlikle. Tüm evlatlarımız orada mutlu olsun. Ve geldik ikizlerimize. Hiranur ve Zeynep. Kızlar, kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Adım Zeynep ve 6 yaşındayım, büyüyünce Efe'yi çekeceğim. Adım Hiranur, 6 yaşındayım, büyüyünce korsan olacağım ve rüyaları kapatacağım. Çok tatlısınız ya. Neler yaptınız görüşmeyeli kızlar? Biz turşucuya gittik, oradan eve gittik, orada bisiklet sürdük, sıva yağdık. Sonra da tuz suyu itti, CD'yi açtık. Ama güzeldi tadı. Oh ne güzel, ne güzel. Ve Kamicim, bize kendini bir anlatır mısın ya? Rahatsız ediyoruz ama kusura bakma. Benim adım Kami, 5 yaşına giriyorum. Büyüyünce inşaatçı olacağım. Allah'ım yarabbim, var mı bana anlatmak istediğin bir şeyler? Mesela okudukların vardır senin. Oradan bana bir şeyler anlatmak istersin belki. Bir gün bir insan soğukta bir sansar yakalayacakmış. İnsan sansarı yakalayabilmek için hızlıca koşmuş. Sonra da şey olmuş, bir buz pateni yapmış kaymak için. Sonra da kaymış dağın üstünden. Çünkü dağ çok büyüsek bir yerdir. Ve ayılar da kızaksız kayıyormuş. Ayılar, sansarlar. Kovalayan insanlar. Kovalayan insan. Bunlar bir ormanda geçiyor büyük ihtimalle. ormanlarla ilgili neler biliyorsun? Domuz ormanı diğer ormanlardan farklıdır. Ama domuz ormanı en fazla su olan ormandır. Filler de Afrika ormanlarında yaşarlar. Ya Afrika ormanları demek ki onun yani çok çılgın bir hayal gücü var. Kesinlikle. Gerçekten hem konusuna hakim, hem hayal gücüne de hakim, uydurduğuna da hakim yani. Bilinçli uyduruyor. Aynen. O gözünde canlandırıyor da şu an onu. Değil mi? Kesinlikle. Tam bir anlatıcı. Otur anlat artık, hangisi doğru, hangisi yanlış. Bir suna yakın olabilir ileride belki. Evet değil mi? Aynen öyle. Şimdi sorayım mesela, diyeyim ki yol süpürme arabası ne işe yarar diyeyim mesela. Bakayım ne diyeceksin sen şimdi. Yol süpürme arabası. Balinayı denize taşıyorlar. Tankerdeki su buharlaşınca başka arabalardan su alıyorlar. Böylece rengarenk su çıkartmış oluyor. Hatta yoldan geçemedikleri zaman bir ağaç yuvarlanmış yola. Sonra da yol süpürme arabasının su tabancasını kullanmışlar. Su tabancasını. Asla yetişemiyorum ve katiyen anlayamadım. Anladınız mı yol arabası neymiş, yol süpürme arabası? Yani balinalardan sular çıkarmışlar, su evet. Yetmeyince renkli bir şeyler almışlar ama... Ya, orası işte. Tabancasına koymuşlar. Su tabancası en son, evet orada ben... İşte orada bu çelişkilerle yarışacağız şimdi, bu kafalarla. Kafaları gördük. Açık. Açık kafalar, açık. Dertemiz kafalar, harika kafalar onlar. Ve son minnoşkam Luna dayım. Lunacığım, kendini tanıtır mısın bize lütfen? Merhaba Doğa abla, benim ismim Luna Esther Önal. 6 yaşındayım. Birinci oyuncu ve şey olmak için öğretmen. O hem oyuncu olacak hem öğretmen. Oyunculuk hobin olur Lunacığım, öğretmenlik de mesleğin olur belki. Peki, bisiklete binmeyi biliyor musun? Ben bisiklete binmeyi çok seviyorum Doğa abla. Bu haftada canım bisiklete binmek istedi. 2 tekerlekli sürüyorum. İnanılmaz bir şey yani. Helal olsun. Ya, 3'ten 2'ye geçmiş.
Bu arada Luna'cığımızın bir özelliği var. Luna öğrenmeye çok meraklı, kurslara çok meraklı. Farklı farklı kurslarda kendisini geliştiriyor. Bir soralım bakalım, son olarak yeni bir kurs var mı hayatımızda? Bir haber var mı bize bu konuyla ilgili? Bu hafta ben jimnastiğe gittim. Ben en çok köprü kurmayı seviyorum. Ne güzel, harikasın. Görüşeceğiz turlarda seninle Luna'cığım. Hazır mıyız? Çocuklara hakim miyiz? Hazırız. Favoriler belirlendi mi? Hoş hepsi, hep söylüyorum ama favori ama. Yarışırken... Ters köşeler var. Var var. Kimse de birbirine ipucu vermiyor. Herkes şeye gelmiş buraya, anladın mı? Yarışacağız, kazanacağız. O zaman efendim hadi başlayalım. Birinci turumuz geliyor. Ayılar. Sansarlar. Ve ayılar da kızaksız kayıyormuş. Sen fili seviyor musun? Ben sevmiyorum. Korkuyorum. Bizim evde en çok kim yemek yiyor? Ben yemek yiyeyim. Bir tane ekmek hamuru alıyorsun. Toz şekeri unutuyorsun. Bazen baba yemek yapıyor. Market bile bilmiyor yani babam. Uhuu, patlıyor mu? Günde kaç kere yemek yersin? 5 yıldır her zaman. Kaşık. Çatay yer, önlük yer, mama sandalyesi yer. Heyecanlıyız. Sizler ekran karşısında, bizler stüdyoda. Birinci turda neler oluyor? 9 çocuğumuza da tek bir tane soru sorduk. Öncelikle çoğunluk ne cevap verecek? Bunu tahmin etmeye çalışmanızı isteyeceğim sizden. Bu doğru tahmin sizlere tam 10 puan kazandıracak. Sonra teker teker çoğunluktaki çocuklarımızı bulmaya çalışacaksınız. Yani o doğru tahmini yapan çocukları bulmaya çalışacaksınız. Bu da size 20 puan kazandıracak. Ancak bu turda en düşük puanı alan yarışmacımız maalesef bizlere veda edecek. Ve biz kalacağız, iki kişi çarpışmaya devam edeceğiz. Anladık mı? Kesinlikle. Soru geliyor. Çoğunluk ne dedi? Önce bunu rica ediyorum sizden. Sonra tek tek minnoşkalarla konuşacağız. Sorumuz şudur efendim. Büyükler mi daha çok yemek yer yoksa çocuklar mı? Çoğunluk ne demiştir? Büyükler demiştir. Bence de büyükler demiştir. Ben de büyükler diyeceğim ama... Sunucu hoşlanma durumda. Büyükler demiştirdirdirdiler dediniz. Evet. Öyle midir? Kazandınız efendim. Çünkü gerçekten çoğunluğu büyükler diye cevap vermiş. Şimdi çocuklarımıza tek tek soracağız. Bakalım onlar ne cevap verecekler. Ve ilk yarışmacımdan başlıyorum. Mihrican Hanımcığım, buyurunuz. İpek diyorum. İpek diyorsunuz, neden? Prenses geldi bana. Kesin biliyordur diye, değil mi? Annesi evet. Rejim yapıyordur diye düşünüyorum. Öyle kesin. Mi? Ben yani öyle bir telepati kurdum onunla şu an. Hadi bakalım, tam da bunun üzerine bir soru geliyor. İpekciğim, neden yemek yiyoruz? Bize anlatır mısın lütfen? Çünkü bir yemek için. Peynir, süt ve yoğurt yiyerek ve içerek de büyürüz. Kimlere eline sağlık denir? Mesela annelere, aşçılara. Mesela bazen baba yemek yapıyor. Ben babama diyoruz. Soruyu soruyorum, hazır mısınız? Büyükler mi daha çok yemek yer yoksa çocuklar mı? Çocuklar. Çünkü çocukların büyümesi için. Olmadı mı? Diyorum. Peki, hızlıca devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Ben Uygar. Uğur Beyciğim, Uygar'ı mı seçtik? Evet. Uygar'cığım, gel buraya. Sağlıksız yemekler nelerdir? Anlatır mısın lütfen? Ama cips sağlıksız yemektir. Yani abur cubur. Makarna. Sonra spagetti. Sağlıksız. Tam çocuktan alabilir. Evde ne piştiği belli. Makarna. Değil mi? Belli yani. Hayır, ne pişmediği belli aslında. Hayır, benim minnoşlara spagetti desem buradan şuraya kadar koşarlar. Ama çok zevkli bir şey böyle. Kesinlikle çeke ol- çeke yemek. Aynen öyle. Peki soralım bakalım. Senin yemediğin yemekler var mı? Balık, et, köfte, tavuk yemiyorum. Sağlıklı ama sevmiyorum ben. Anladım bir tanem. Ama bu saydıkların da biraz sağlıklı, hani protein içeren şeyler ya. Acaba hani bir daha mı düşünsen, belki severdin. Sen fili seviyor musun? Ben sevmiyorum.
Korkuyorum. Yani filleri seviyorum Uygar'cığım. Sonuçta hayvanlar güzeldir yani. Tüm hayvanlar sevilir. Ama sen filden korkuyorsan kesin onun ne yediğini biliyorsundur. Biliyor musun? Makarna bile yerler. Makarna yerse uhuu patlarlar. Makarna yerse patlıyormuş. Makarnayı aşeriyor sanırım. Aşeriyor. Evet ya. Neden spagetti pişirmeyeyim ki ben Uygar'a? Yapayım ben sana. Sana bir peynirli spagetti pişireceğim. Filler patlar diyor. Soruya ne diyecek o zaman? Kesinlikle büyükler daha çok yer diyecek. Ama büyükleri de fillerle kıyaslayabilir. Büyük. Ha büyük ha fil. Bizi öyle değerlendirebilir. Çocuk diyebilir. Umarım öyle değerlendirmez. Daha realistik düşünüyorum ama. Şimdi Uygar'cığım filler patlamasın. Onlar bir dursun. Büyükler mi daha çok yemek yer yoksa çocuklar mı? Büyükler. Ya vay be. Geliyor puan ya. Bak puan nasıl geliyor bak. Tak geldi. Geldi mi? Bahar Hanımcığım sıra sizde. Bakalım sorumuza. Ben Aras demek istiyorum. Aras doğru cevap vermiş midir? Aras, Arasçığım. Yemek yemek için hangi malzemeleri kullanırız? Kaşık, çatayı, önüke, mama sandalyesi yer. Sizin evde en çok kim yemek yiyor? Ben yemek yiyeyim. Ben dedim acaba babası mı annesi mi ama soruyorum. Yanıldım. Niye düştü o surat? Ben yiyorum dedi ya. Ya benim de. Aklıma direkt o geldi. Büyükler mi daha çok yemek yer yoksa çocuklar mı? Anne baba daha çok yemek yer. Anne baba daha çok yemek yer dedi. Anne baba daha çok yer. Vay bravo. Doğru tam. Ben kesin dedim çocuklar diyecek. Ben de. Ama hemen geldi puanımız. Bahar Hanımcığım 30 puanda. Uğur Beyciğim 30 puanda. Mihri Hanımcığım, Mihri kısalttım ismini. Mihri Hanımcığım. Genelde öyle diyorlar. Mihri de güzel. Evet. O da güzel. O da güzel. Moralimizi bozmuyoruz. Devam ediyoruz. Tabii bitmedi ki. Daha. Tabii. Buyursunlar efendim. Hadi kim geliyor söyleyin bize. Emir diyorum. Emirciğim, Emirciğim. Emir kesin farklı bir cevap verecek şimdi. Bizi bir değişik. Ben onun evet, kafasını bir karıştıracağım ama önce dur. Karpuz ve kavun. Sence akraba olabilirler mi? Akraba değildir. Sadece boyutlardan anlarsın ve... Böyle sikirlerden anlaşılardı. Biraz akraba ara. Aşçılar çok yemek yer mi? Kapalı, o zaman yiyorlar. Asıksa diyelim ki bir sürü insan var. Onu soksana, o yemek yapamaz. O yemek yiyemez ve onda bir sürü insan bekliyor az. Yapamaz bunu. Ama benim bildiğim aşçılar hep böyle değil mi bir... İrilerdir. İri olurlar yani çünkü tadıyorlar tabii mutfakta evet. Mecburen. Tatlı yemekten önce mi yenir, sonra mı yenir diye sorsam. Tatlıyı çok severim. Her yemekten sonra yerim. Ben de tatlı hastasıyım. Ben de bayılırım. Evde yemek hazırlanırken masayı kurmaya yardım eder misin? Yardım bazen ediyorum. Anne o zaman sarısıyor. Babamla ikimiz yapıyoruz. Bazen babayla onu anıyor sen yaptığı zaman. İse böyle. Niye buna bu kadar güldün acaba? Genelde çünkü belli ki siz yapmıyorsunuz bu işi, o yüzden gülüyor, numara yapıyor. Büyükler mi daha çok yemek yer yoksa çocuklar mı? Büyükler daha çok yemek yiyor çünkü ondan işe gidiyor, azıkıyor. Evet. Bir doğru cevabı getirdi ve puanımız da hemencik geliyor. Geldi mi puanımız? Geldi. 30-30-30. Evet. Ortam kızışıyor. Bakalım neler olacak? Çocuğumuz gelsin. Yeranur ve Zeynep diyorum. İkiliyse hata olmasın diyorsunuz yani. Biri bilmezse öbürü bilir. Hadi öbürü bilir değil mi? Kızlar, ikinizin arasında en çok yemek yiyen hangisi? Ben. Bu. Hatta bu eti çok seviyor ve salatayı da elle yiyor. Vallahi. İspiyonculuk resmen. Peki birbirinizin sevmediği yemekleri biliyor musunuz? Karışmayan sevmediği yemek su, mata ve tavuk. Karışımların sevmediği yemek karides. Karides ama o zaten çocukken pek sevilmez. Yani, o biraz daha değil mi? Olgunlaştıkça, büyüdükçe. Şimdi babalarının memleketi Senegal. Çok değişik bir yer, herkesin merak ettiği bir yer. Bu konuyla ilgili bize anlatabileceğiniz mesela oraya ait bir yemek var mı diye sorsam. Tuz koyuyor, bir de... Hayır, tuz koyulmuyor. Koyuluyor,
tuz koyuyoruz, bir yasta su koyuyoruz, su bir yasta kırdırıyoruz, çıp çıp kırdırıyoruz. Sonra da suyu, suyu kaynatıyoruz, suyu onu döküyoruz, hazır. Ve yoğurt da koyuyoruz. Toz şekeri unutuyorsun. Söyledim tuz şeker. Daha yemeği asla anlayamadık. Yemekten katiyen bahsedilemedi ama hafif tuz var, hafif şeker. Evet, onu anladım. Su da var biraz. Evet, tamam, ama bir tartıştılar yani sanki böyle bir minnoş bir tartışma oldu. Ama tartışmada hep doğru sonuç çıkar zaten. Ne diyecekler? Kesinlikle büyükler yer diyecekler. Kesinlikle bir kesinlikle hiç sekmez. Büyükler mi daha çok yemek yer yoksa çocuklar mı? Çocuklar daha çok yemek yer. Ama yani o kadar kesinlikle dediniz o kadar, ki. O kadar evet. Çok emin oldum. Ne yapalım ya? Olmadı bu sefer Uğur Beyciğim. Bu sefer pas geçelim ne yapalım? Bu sefer pas geçelim ne yapalım yani? Bahar Hanımcığım buyurunuz sıra sizde. Ben Duru'ya sormak istiyorum. Duru'ya bakalım. Annenle birlikte yaptığınız bir yemek var mı? Mesela ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Barbunya, bezelye, taze fasulye onları ayırıyoruz. Çok sağ olun. Evet, sağlıklı. Sağlık, evet. Barbunyadır, bezelyedir. Ötesi yoktur yani. Daha ne olsun? Kesinlikle. İleride aşçı da olmak istiyor zaman zaman evet. Bunu da söyledi. Bir börek tarifim varmış onu alabilir miyiz senden? Biraz acıktık, akşama hazırlık olsun. Şimdi bir tane ekmek hamuru alıyorsun. Masaya şöyle iyice bastırıyorsun, sonra un alıyorsun, buluyorsun elinle, sonra ekmeğe sürüyorsun, sonra çeviriyorsun, diğer tarafına şey yapıyorsun, sonra merdaneyle açıyorsun. Sonra anneanneme veriyorum ben, o da şey yapıp fırında pişiriyor. Sonra da bir güzel afiyetle yiyoruz. Oh afiyetler olsun, şu an karnım aç, akşama ne yapsam diye düşünenler varsa anneanneyi mutfağa koyun, anneanne evet, varsa. Evet, anneanneye vermemiz lazım en önemlisi. Aynen öyle, onunla beraber yapacaksın. Peki yemeğimizi yedik, artık masadan kalkıyoruz. Yemeği yapan kişiye ne deriz? Teşekkür ederim derim, çok güzel olmuş derim, eline sağlık derim. Cevap ne olacak acaba? Ortamı geleyim biraz. Büyükler mi daha çok yemek yer, çocuklar mı? Büyükler. Onlar bizden büyük oldukları için hızlı yer. Boş yere sorma diyor bana. 50 puan. Uğur Bey 30 puan. Mihri Hanımcığım 30 puan. İki yarışmacım da berabere kaldığı için yani Uğur Beyciğim de Mihri Hanımcığım da 30'ar puandalar. Çoğunluğu bilen bir tanecik çocuğum kaldı. İşte onu bulmamız gerekiyor ki bu rekabet son bulsun ve birini gözyaşlarıyla uğurlayalım. O yüzden yeniden soruyorum. Kimi seçiyoruz? Ben Kami diyorum. Kami ya. Evet. Kami. Kamiciğim, Kami. Günde kaç kere yemek yersin? 5 yıldır her zaman. 5 yıldır her zaman. Yani sorularımız çok anlamsız ekip arkadaşlarım. 5 yıldır her zaman yani nasıl bir soru budur ya? Anneler yemek yapmayı babalarından mı öğrenmişlerdir? Bilmem, belki de onlardan öğrenmişlerdir. Bugün çok muhabbetlisin bakıyorum. Amma konuştum bugün. Sence artık büyümüş olmak için en az kaç yaşına gelmek gerekir? 10. Abi gibi olmam için 10 gerekli. Abi gibi abisi olmak için 10 gerekli. 5 daha 15. Soruyorum. Büyükler mi daha çok yemek yer yoksa çocuklar mı? Tabii ki çocuklar daha fazla yemek yer. Bunu bilemeyecek mi? Yani çünkü 5 yıldan beri her sefer diyor. Her zaman yemek yiyor. Oradan aldım tiyoyu ben de. Oradan tiyo geldi. Olmadı olamadı. Olsun. Evet buyurunuz efendim. Söyleyiniz. 2 tane minnoşkam kaldı zaten. Ali Demir diyorum. Ali Demir. Ali Demir. Gözlerine güveniyorum. Değil mi? Ali Demir, sizin evde kahvaltıyı kim hazırlar? Aslında bazenleri kahvaltıyı sadece ben hazırlıyorum. Ya bu soruyu çok iyi bildiğini biliyorum. Sağlıklı beslenmemiz için neler yememiz gerekmektedir? Ispanak, semizotto, kereviz, fasulye, biber, domates. Çok mutlu ama halinden yani o gözlerden çok memnun yani. Rahatsız ediyoruz bir Sabir'e bu çocuğu ya. Yani resmen rahatsız ediyoruz soru sorup durup. Gözlerini de kapattı, bütün yemekleri düşündü herhalde o sırada. Sağlıklı beslenmenin faydaları nelerdir? Sağlıklı yediğim zaman enerji alıyorum.
Büyüyorum, güçleniyorum. Ben çoğunluğuna dondurma bilemiyorum. Neden yemiyor dondurma yesin? Dondurma tatlı bir şeydir falan, dondurma seven anne. Büyükler mi daha çok yemek yer yoksa çocuklar mı Ali Demirciğim? Tabii ki büyükler daha çok yemekler Doğa abla. Ya ben de saçmalıyorum değil mi Ali Demir ya? Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Alkışlayalım Uğur Beyciğim. Mircan Hanımcığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Neler hissettiniz bugün burada bizimle? Çok eğlendim. Zaten eğlenmeye gelmiştim. Sizleri tanıdığım için de çok mutlu oldum. Ne güzel. Arkadaşlarımı tanıdım. Onlara da başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ne güzel. Bakalım yarışmanın sonunda neler olacak? Sizler de bizi takipte kalınız lütfen. Kesinlikle. Ben sevgili yarışmacımı uğurlarken sizler de hazırlanın. İkinci tur başlıyor. O son sözü söylemeden hiçbir şey belli olmaz. Market bile bilmiyor yani babam. Baba şu an var ya evde. Bir domates alıyorsun, kargoyla geliyor. Yemek, orada ekmek var. Sen ekmek var. Ama ekmek alma gerek yok. Markette ekmek ve süte yiyoruz. Alkış, 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 alkış. Ben düşünürken de zihnime yazıyorum. Arabam küçük olursa kapıyı açamam. Bozkır mesela bulutu kırıyorsun, bozuyorsun. Ya şuradaki beynimize benziyordur ya da saçlarımıza benziyordur. Harika gidiyoruz. Sırada ikinci turumuz var. 9 çocuğumuza da tek bir soru sorduk. Burada tüm iş sizde. Önünüzde butonlarınız var görmüş olduğunuz efendim. Onlara basacaksınız. Ekranda beliren çocuğumuz ne cevap vermiştir acaba bu soruya diye. Bunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Her doğru tahmin sizlere 30 puan kazandıracak. Bu turda en yüksek puan alan yarışmacı benimle final oynarken diğerine güle güle sana yolun açık olsun yapacağız. Hazır mıyız? En başından beri. Şu soruyu sorduk. Spor arabayla markete gidilir mi dedik. Hadi basalım butonumuza. Ali Demir. Sizce Ali Demir spor arabayla markete gidilir mi demiştir? Gidilmez mi demiştir? Gidilir demiştir. Bence onun için bir şeyler fark etmediği için. Nasıl yani fark etmediği için? Evet yani genel hani sebzeleri sayarken de gördü gözü kapalı. Çok iştahlı değildi. Evet. Bence fark etmeyecektir onun için. Hadi bakalım. Biliyorum. Şaşırtan çocuklardan Ali Demir geliyor. Sizin evde alışverişler nereden yapılır? Market, pazar. Her yerden alıyorum. Annen mi daha çok markete gidiyor yoksa baban mı? Babam sıfır gittiği için annem. Market bile bilmiyor yani babam. Eyvallah olsun. Baba şu an var evde. Alışveriş yapmaya yurt dışına gidilir mi? Ne gerek var ki? Yani ben tatildeyken orada market olmadığı için Kumuca'ya gittim mecburen. Mecburen kelimesi de bir insana bu kadar yakışır. Hadi bakalım. Spor arabayla markete gidilir mi? Evet, sonuçta araba yani. Nasıl, niye gitmesin? Evet. Aynen. Yani spor arabayla sadece spora mı gidecek yani? Ne manasız sorular soruyorum kardeşim. Tebrik ediyorum. Tanıyorum mutlu, ben çocukları. Mutluyuz, heyecanlıyız. Çok. Çok güzel. Kaç puan aldık bakayım? 30 puan geldi. Ekrandaki yerine yerleşti. Ve Uğur Bey acaba ne olacak diyor. 50 puandayım diyor. İpek geldi değil mi? Ne demiştir İpek? Kesinlikle bilmiştir. Gidilebilir demiştir. Gidilebilir demiştir. Kesinlikle. Hadi bakalım görelim. Market arabası nedir? Böyle bir tane kırmızı var. Altı kapalı market arabası bağlı. Annem ona biniyoruz. Biniyoruz. Kan veya yanıyor. Kapıları var. Sonra kapıyı açıyorum. İniyorum. Ve kapıyı açıp biniyorum. Annemi de hemen market arabasını sürerek ben de gidiyorum. Altı kapalı olduğu için. Markete gitmeden önce neler alacağını düşünür müsün? Düşünüyoruz. Ben düşünürken de zihnime yazıyorum. Zihnine yazıyorsun demek. Sizin evde en çok alışverişi kim yapar? Annem. Eğer evde bir kadın varsa alışveriş ondan sorulmuştur. Soruyorum. Kesinlikle. Ne kesin? Bak yine kesinlikle diyorsunuz ondan evet. Sonra. Çok güveniyorum kendime. Hadi o zaman. Spor arabayla markete gidilir mi? Gidilmez. Spor arabayla spora gidilir. Ne zaman misafirim kesinlikle dese cevap hüsran oluyor.
Olmadı, yapamadık. Ben de şaşırdım ama çünkü İpek kesin herhalde ne alaka der diye düşünmüştüm ama öyle demedi. Efendim heyecan içerisinde yarışmamız devam ediyor. Öyle güzel bir şahane hediyemiz var ki 500 puana ulaştığımız zaman tabii ki çocuklarımız son turda kartlarını gösterecekler, puanları verecekler ve 3 boyutlu yazıcımız var. Hadi bakalım basalım butonumuza kim geliyor? Uygarcığım. Spor arabayla markete gidilir demiş midir, dememiş midir? Gidilir demiştir. Gidilir demiştir. Görelim bakalım ne demiştir. Markette çalışanlar ne iş yapar? Mesela isimlerini biliyor musun sen Uygarcığım? Şey yapıyorlar. İşte satıyorlar her şeyi. Kasacılar. İsimlerini biliyor musun? Kasacılar ama. Ha? Markete gitmeden de alışveriş yapabilir miyiz? Kargoyla bir mesela bir domates alıyorsun, kargoyla geliyor. Bunu da çok kolay yapabilirsin. Ben hiç yapmadım ama babam yaptı. Büyüyünce yapacağım galiba. Galiba ben aynı şeyi düşündüm. Yapacağım galiba. Alışveriş yaparken annen mi daha kararsızdır yoksa baban mı? Anne kararsız kalıyor. Baba karar veriyor. Anne ne alalım diyor. Baba da yumurta alalım diyor. Et alalım diyor. Sonra market işini bitiriyorlar. Eve gidiyorlar. Onları pişiriyorlar, yiyorlar. Sanki ona vermiyorlar. Ona vermiyorlar galiba yani. Pişiriyorlar, yiyorlar. Soru geliyor. Spor arabayla markete gidilir mi? Spor arabayla parkura gidilir. Yani böyle soru mu olur yani? Parkura gidecek spor araba bu sonuçta yani. Nazar boncuğu. Aynen öyle yani. Arada olur böyle boncuklar canım. Ben de bilemeyin canım. Daha bitmedi canım. Devam ediyoruz yani. Uğur Beyciğim 50 puanda. Bahar Hanımcığım 80 puanda. Basalım. Aras geldi. Hazır mıyız Aras'a? Kesinlikle. Aras'ın çılgın dünyasına gitmeye var mıyız? Şimdi kızımla eşit olduğu için ne evet. düşünür diye bir empati kurmaya çalışıyorum. Tamam. Spor arabayla o da spora gidilir demiştir. Markete gidilmez demiştir. Bak yine çok emin, kesin şeyler. Kesin demiyor muyuz ama? Yok kesin diye bu sefer. Markete yani, gidilir demiştir. Tabii. Spor arabayla. Markete gidilmez. Gidilmez demiştir. Gidilmez. Markete kesinlikle gidilmez demiştir. Evet yani kesinlikle demek istemiyorum. Öyle deyince kaybediyorum çünkü. Aras, marketten neler alınır? Markette ekmek ve süt yiyorum, yoğurt yiyorum. Çok pratik bir cevap. Hiç uzatmıyorum, Aras'ı yormayacağım. Spor arabayla markete gidilir mi? Spor arabayla markete gidilmez ama. Gidilmez ama yani. Gidilmez ama yani. Ne işiniz var diyor yani. Bana da soruyorsunuz bunu ama yani. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Vallahi gidilmez dedi. Biliyorum. Yani. Bundan sonra artık kesin de. Yani. Biliyorum diyor ama. Gene ne oldu efendim? 80'e 80. Gene baş başa. Beraberliği yapalım. Gene beraberlik ama maalesef beraberlik bizim katiyen kabul edebileceğimiz bir şey değil. O yüzden devam ediyoruz. Hazır mıyız? Kami. Huzurlarınızda Kami. Ne demiştir? Spor arabayla markete gidilir mi gidilmez mi? Çok hayal gücü olduğu için gidilir demiştir. Gidilir demiştir. Gidilir demişse ben de gidiyor muyum? Siz de yavaştan siz de. Ay mükemmel soru. Siz de atar tatlı yollayacağız artık. Gidiyorsunuz tabii 80'e 80 yani biriniz bilecek biriniz kaybedecek. Gidilir demiştir. Gidilir mi demiştir? Kami market alışverişine kimler gider? Yo, büyükler gider. Aslında hep birlikte. Bir tanem benim ya. Markette indirim olduğu zaman kapıda beklememiz gerekir mi? Çünkü marketler her zaman açıktır. Açılan kapı otomatikle açılır. Ya onu bile açıklıyor ya. Ne sandın diyor yani. Böyle mi giriyorsan yıl olmuş 2020 diyor. Markette neler indirime girmez? Meyvelerin ve sebzeler indirim yoktur. Çünkü onlar meyve ve sebzeler. Büyüyünce nasıl bir araban olmasını istersin? Bizim araba gibi olsun, gri olsun araba. Arabam küçük olursa kapıyı açamam. Ben büyüseydim araba kullanmayı da öğrenirdim. Büyüyeceksin inşallah canım benim, soruyorum. Spor arabayla markete gidilir mi? Sordum. Arabayla markete gidemeyiz ki.
Yolda marketi nasıl bulacağız? Neden bu cevap gibi bir surat? Buyurun efendim Uğur Bey. Emir geldi. Emir ne demiştir? Spor arabayla markete gidilir mi, gidilmez mi? Spor arabayla markete gidilir demiştir. Ama kesin değil. Yani kesin. Dememiş de olabilir. Gene öyle. Gidilir demiştir ha. Hadi bakalım. Emirciğim, markete gittiğimiz zaman istediğimiz her şeyi alabilir miyiz? Tabii hepsi istemez değilim ki. Sen de diyelim ki orada ekmek var. Sen ekmek var. Ama ekmek almana gerek yok. Ekmek varsa ekmek niye alıyorsun ki? Sen lazım değil. Bak mesajın güzelliğine bak. Zaten varsa niye alıyorsun? Sana lazım değil. İsraf etme. Kesinlikle israf etmiyor. Değil mi? Ona göre değerlendiriyor onu. Ve mükemmel bir şey bu. Arabaya en fazla kaç kişi binebilir diye sorsam? Çok büyük mü? 9 kişi. 14 kişiyle yok. Ale arkada üstlere koltuk olsaydı 13 kişi oluyordu. 13 kişi. Hı hı. 4 kişi binebiliyor değil mi? Önce bir 9 anladım ben ama. 9 dedi sonra. 9'u bindirdi. 11 dedi. Arkadakiler de açılırsa eğer o zaman 13 olur. Onu da biliyor yani. Spor arabanın özellikleri nedir? O böyle mesela böyle yarış arabaları. Spor. Spor öyle şeyler. Yani hızlı. Bir de böyle diyelim ki zandarı havarı, izi havarı, kapıları havarı, nusu havarı, havru marka. Öyle havlu arabalıyor. Havalı diyor yani. Hepsinin havalı olduğunu düşünüyor değil mi? Spor arabayla markete gidilir mi? Spor arabayla marketlere gidebiliriz çünkü çok güçlüdür. Eserlerimizi çok sabuk koyarız. Bravo efendim. Kocaman bir alkış gelsin. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun programınız. Çok teşekkür ederiz. Çok yakışmışsınız. Çok teşekkür ederim. Umarım tekrar görüşüyoruz. Ay çok mutlu oldum. Ekranda bizi izlemeye devam kesinlikle. Edin. Uğur Bey siz de hemen 3. tura başlamadan önce kesinlikle kelimesini kullanmayın. Kendi içinizi halledin. Az sonra buradayız yeniden efendim. Evet tatlı, dünya tatlısı, dünya şekeri çocuklarımla, dünya kesinlikle şampiyonu Uğur Bey'le yarışmaya devam ediyoruz. Kendisi kesinlikleden başka bir kelime kullanmamasıyla ünlüdür. Artık kullanmayacağım. Bu saatten şimdi, sonra daha şimdi eş ihtimalli. Dost, eş dost sizi izliyorsa. Kazanmasam söylemeyeceğim. Olmaz canım, bence kesin kazanacağız. Yok yok, ihtimal var sadece. Şimdi başımıza neler geliyor hemen anlatıyorum. Cevaplarını bilmeye çalışacağınız 5 tane çocuğumu seçmenizi isteyeceğim. 5 çocuğumuza da ayrı sorular sorduk, farklı farklı sorular. Ve ne cevap vermişler bunu tahmin etmeye çalışmanızı istiyorum. Ve bundan sonra puanları artık minnoşkalar veriyor. Yani çocuklar karar verecek size 500 puanla sizi taşıyacaklar mı? Yoksa taşımayacaklar mı? Çünkü biliyorsunuz 3D yazıcımız, 3D yazıcımız için 500 puana ihtiyacınız var. Şimdi evde tatlı bir kızınız var. Evet. O şu an beraber izleyeceksiniz inşallah. İnşallah. Ne diyecek acaba orada? Baştan soracak, kazandın mı diye. O her halükarda kazandığımı söyleyeceğim. Ya ne güzel. Morali bozulmasın. Morali bozulmasın. Hadi bakalım 5 tane çocuğumuzu seçelim lütfen. Ali Demir diyorum. Tamam. Uygar. Tamam. Emir. Tamam. Duru. Evet. Ve Kami. Sıralamamız yapıldı. Hadi bakalım gelsin. Ali Demir'e şunu sordum. Öncelikle pardon onu söyleyeyim. Göz gezdirmek ne demektir dedi. Muhtemelen böyle bilmiş midir? Gözünü sepette gezdirmek gibi bir şeyler düşünmüştür. Bence bilememiştir. Ali Demir. Gözünü sepette gezdirmek. Ali Demir. Evet. Bilememiş midir? Bilememiştir. Buraya yazıyorum bak. Bilememiştir dedi. Ali Demir'ciğim sen okumayı biliyor musun? Okumayı öğrendiğim için çoğunluğuyla okuyorum. Aslında yaşım değil ama kendi kendime okumayı öğrendim. Ne tür kitaplar okumayı seversin? Çocuk kitapları. Mesela böcekli bir kitabım var. Onu köyde görmüştüm. Tuna böceğiymiş adı. Çok meraklı böceklere, hayvanlara değil evet. mi Ali Demir'imiz? Dergi, kitap falan alırken böyle içlerine bakar mısın? Nasıl yardımcı oluyorum bak. İçlerine bakar mısın? Ya tabii ki kitap alırken bakarım, karıştırırım içinde de ne var ne yok yani. Göz gezdirmek ne demek? Göz gezdirmek çok kolay bir soru.
şöyle yandan yandan bakışlar atmak demek bence. Çünkü başka bir düşüncem yok. Evet, göz gezdirmek nedir? Tabii ki bilmiş. Ben başta size bunu söylemiştim. Doğru. Şöyle şöyle bakıp göz gezdirmek. Sırada Uygar var. Uygar'a şu soruyu sorduk. Bozkır nedir? Bilmiştir diyorum. Şöyle soralım. Çöl nasıl bir yerdir? Anlatır mısın? Çöl, deniz yok, çimen yok, kumlarla dolu bir yerde. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam gitmiş görmüş. Uygar'ım Ankaralı, ben de Ankaralıyım. Buradan memleketime de selam olsun tüm Ankaralılara. Uygar'ım sen Ankara'da yaşıyorsun. Ankara'nın iklimi nasıldır? Ankara'nın havası sıcak. Kar yağıyor kışın ama yazın hiçbir şey olmuyor. Tabii Ankara hele kışları çok öyle soğuktur. Bilir misiniz Ankara'yı? Bilirim biraz. Kaldınız mı orada? Birkaç ay kaldım ama kışını biliyorum. Kışı, yani. Gerçekten Ankara'nın kışı çok sert olur ama çok da şahane bir yerimizdir. Soruyorum soruyu. Uygar'cığım, bozkır nedir? Bozkır mesela bulutu kırıyorsun, bozuyorsun. Yani bozkır, bozkır. Teşekkür ediyorum. Vallahi çekindiğim için size dönüp gülemiyorum yüzümde. Seyirciye gülüyorum burada gizlice. Hayır yani sıfırda sıfır yapabilirsem çok güzel olacak yani. Beşte sıfır muhteşem. Evet. Dinliyorum şansımı. Ama ne güzel anlatmış. Çok güzel anlatmış. Boz, evet. Kır, boz. Boz, kır yani. Anladın mı bunu? Niye bana uzun uzun anlattırıyorsun kardeşim? Bu düz mantık. Aslında hayata şu çocukların baktığı yerden baksak ne kadar kolay. Evet, sıra kimde? Emir'de. Emirciğime sordum. Baza nedir dedim. Emir sanki bilebilir gibi geliyor ama bence bilememiştir. Baza da zor çünkü yani. Evet. İlk etapta hemen aklına gelmiyor. Akla gelmeyebilir. Peki hadi bakalım şuradan gidelim. Emir'ciğim odanda hangi eşyalar var? Hep omzaklara doğru bir tane dolabım var. Ev yatağım var, merdivenli. Sokseye doğru omzaklarını soktu bir tane tamayalım. Çocuk odasına yemek masası koyabilir miyiz? Hayır, çok küçük yer. Yani yatak odasına koyabiliriz, mutfağa koyabiliriz. Onlar büyüklere. Sonra da koyabiliriz ama benim odam çok küçük. Ha. Sığmaz dedi yani. Soruyorum, baza nedir Emir? Bilmiyorum. Vazo mu dedin? Vazo mu? Yok, vazo demedim. Bayağı bildiğim baza dedim. Baza nedir dedim. Baza ve benze vazo gibi bir şey. Ne hissediyorsunuz? İyi, en azından üçüncüde geriye bir tane doğruyu bulabildik. Geriye kaldı iki tane minnoşka. Evet. İnşallah ikisini de doğru tahmin edebilirsem. Oradan bir şekilde yürüyebilirim. Yani çünkü moral bozmaya gerek yok. 110 puandayız. Sırada kim var bakalım? Duru'muz var. Duru'ya biraz... Zor mu gelmiş? Kafa dengi ne demek dedik? Kafa dengi ne demek dediniz? Bence kafa dengini Duru bilmiştir. Bilmiş midir? Kesin bilmiştir. Bilmemiş midir? Çok emin olamıyorum. Kafa dengini. Duru. Bilememiştir. Ben bilmiştir diyorum. Siz bilmiştir diyorsunuz ama bence siz de bilemiyorsunuz. Hadi bakalım. Duru'cum, en çok anlaştığın arkadaşın kim? Biraz anlatır mısın onu bize? Ada. Kıvırcık saç böyle açıkta. Benim saçlarım açık olduğunda böyle kıvırcık ya, onunkisi de kıvırcık. Kıvırcık saçlı olduğu için sevmiş onu. Çocukluk arkadaşları büyüyünce de arkadaş olabilirler mi? Çocukluk arkadaşlarımızla konuşursak arkadaş olmaya devam edebiliriz. Tabii ki yani, yeter ki arada bir küslük olmasın, bir ayrılık olmasın. Duru'cum, kafa dengi ne demek? Kafa dengi ya şuradaki... Beynimize benziyordur ya da saçlarımıza benziyordur. Ve o kesinlikle kafa dengidir diyorsun. Saçlarımıza benziyor. Ama işte saçları çok benzediği için evet. Arkadaşın da o şekilde beğenmişti zaten, kafa dengiydi. Evet. Bence gayet tutarlı kendi açıklaması. Vallahi bravo, yani siz de çok iyi gidiyorsunuz yani evet, şu evet. Anda. O son sözü söylemeden hiçbir şey belli olmaz. Kesinlikle. Değil mi? Kami'yi biliyorsun, inşaat işlerine çok meraklı, damperli, kamyonu var, her şeyi bilir. Ona sorduk, dedik ki dünyanın en yüksek binası kaç katlıdır dedik. Bu bilgiyi de vereyim size. Doğru cevap Dubai'deki Burj Halife binasıymış. Tam 163 katlıymış o bina. Sizce Kami buna yakın bir cevap verebilmiş midir, verememiş midir? Verememiştir diye düşünüyorum. Neden?
Yani normal şartlar altında bilebiliyor olması lazım. Normal şartlar altında mı değiliz şu anda? Yok, Kami şu anda baskı normal altında. O yüzden peki, tamam, bilememiştir diye düşünüyorum. Tamam, bilememiştir dediniz. Soralım. Kami'cim, sokakta inşaat makineleri gördüğümüz zaman neden onları izliyoruz? Denk geldim. Birinin inşaatında beş kafasını gördüm. Kum almak için kırmızı kolu ileri itiyoruz. Ve sola dönmesi için de yeşil kolu. Tam pelikan kepçesini boşaltmak için de kumları tam pelikanın kasasına boşaltmalıyız. İşte bunlar çok ilgimi çekiyor. Ya inanılmaz bir şey. İşte bunlar çok ilgimi çekiyor. Çok ilgimi çekiyor diyor. Peki yüksekten korkanlar en fazla kaç katlı bir binada otururlar? Korkanlar için birinci kat çok iyidir. Zaten o yüksek bina olmaz yani birinci katta oturduğu için. Dünyanın en yüksek binası sence kaç katlıdır? Dünyanın en yüksek binası mı? Bilmiyorum ki. 98 katlı olabilir. Bilemedim. Ben size demiştim. Evet, evet. Ama yine de 98 katta bence bu çocuğumun verebileceği en muhteşem cevaplardan bir tanesiydi. Evet. Öyle yaptınız, böyle yaptınız. Ne ettiniz? O hisleriniz, iyi ki geldiniz siz. Siz ve hisleriniz stüdyomuzda müthiş geçirdik vakti sayenizde. Ben de çok eğlendim. Puanlarınızı merak ediyor musunuz? Merak ediyorum tabii ki. İstiyor musunuz o puanları görmek? İstiyorum. Emir, Duru ve Kami size puanlarını takdim edecekler. Bakalım 500 puana denk getirebilecek miyiz? Buyursunlar. Emir'cim bana puanını gösterebilir misin? 50 puan. Ve 160 puandayız. Bayağı bir puana ihtiyacımız var daha. Bakalım ne olacak? Devam edelim. Duru'cum bana çok büyük bir puan gönderebilir misin? 250 puan. Ya işte budur ya. Bakayım ne oldu? Artıyor puanlar. Kami tamam. Acaba o puanı vermiş midir? Kesinlikle demek istemiyorum. Onu dediğim hadi anda. Hadi artık giderek kesinlikle. Hadi bakalım isteyelim puanımızı, buyurun. Kami'cim bana çok büyük bir puan verebilir misin? 100 puan. Teşekkür ediyorum. Alkış 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 alkış. 500'ü geçtim galiba. Kesinlikle geçtiniz ve bunu gerçekten hak ettiniz. Şahane kesinlikle bir yarışmacıydınız. Teşekkür ederim. Neler söylemek çok istersiniz? Çok eğlendim, çok keyif aldım. Ekip arkadaşlarımızdan da bana çok yardımcı oldular. Burada stresimi almak için, gerginliğimi almak için. Siz de çok iyiydiniz. Çok kafamı karıştırmaya çalıştırdınız ama. Aa yok canım, ben hiç yapmadığım şeyler. Sonuçta başardım, kazandım bileğimin hakkıyla. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok tebrik ediyoruz. 3 boyutlu bir yazıcı kazandınız. Çok teşekkür ederim. Artık 3 boyutta bizi hatırlarsınız. İnşallah. Oradan bize de bir şeyler çıkar belki. Ufak bir hediye size de göndermek istiyorum. Aynı mutlu bize. Sevgiler, selamlar. Güzel evladınıza kocaman sarılıyorum ve öpüyorum. Evet efendim, biz birlikte çok ama çok eğlendik gördüğünüz üzere. Çocuklarımız tabii ki harika bir iş çıkardılar. Umarım sizler de ekran karşısında keyif almışsınızdır. Ben ve çocuklarımla yarışmak istiyorsanız www.showtv.com.tr'ye başvurabilir ve siz de bizimle bu stüdyoda bu heyecanı yaşayabilirsiniz. Hoşça kalın çocuklar. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde yine aynı tatlılıkla, aynı coşkuyla sizleri burada bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.